Yayınıma hoş geldiniz. İşte batıdan Ukrayna'ya gizemli silahlar yağıyor. Yağmur gibi yağıyor. Almanların, Fransızların ve Amerikalıların İngiltere'nin yolladığı bu gizemli silahlar can yakıyor. Ruslar fena yakalandı. Şimdi sizleri Rusların bu silahlarının zırhların perişan haline götüreceğim. Ukraynalılar şarkılar eşliğinde bu evet vuruşları izliyor. Gördüğünüz gibi bu zırhı bir anda havalara gidiyor. Evet, bir anda dediğiniz gibi bir anda cuf. Yani ne geldi Ukrayna'ya, ne geldi? Özellikle silah merahlarını bekliyorum. Ne silahlar geldi sayamıyoruz. Yani Ruslar hangi birisine karşı koysun? Hepsi bir teknoloji harikası. Hepsi ayrı bir çalışma. Tatbikatlardan bilinemeyen, tatbikatlarda çıkarılamayan bu güzel görüntüler. Ukrayna askeri neden mi moralli? İnanın bu silahları birçoğu kullanım kılavuzundan öğreniyor. Birçoğu da Ukrayna'ya gelen yabancı lejyoner deneyimli askerlerden öğreniyor. Bu soruları soran arkadaşlara bunun cevabını da vermek istedim. Evet, bu tank silahları tüm cephede öğreniliyor. Öğretenler de Avrupa'dan, Batı'dan, Kanada'dan gelen lejyoner askerler, paralı askerler ve ülkelerin gizli servislerinin yolladığı askerler. Yani bu konuda içiniz rahat etsin. Mykolaiv bölgesinde ele geçirilen Rus tankları artık Ukrayna tankları. Boyandılar, sarıya boyandılar, Z harfleri silindi. Gelin bunlara bakalım. Gördüğünüz gibi sarıya boyandılar ve cepheye sürülecekler. Mühimmatlar da zaten alınmıştı ve tanklar şu anda Ukrayna saflarında savaşacaklar. Yani silah yardımı yapmış gibi oldu Rusya. Ukrayna ordusuna bakımları da yapıldı. Yanda yağlamalar falan var. Tankların bakımı da yapıldı. Şu anda cephe hattına Ukrayna için savaşmaya gidecek. Daha önce Ruslara ait olan bu zırhlı araçlar. Gördüğünüz gibi sarıya boyandılar. İşte ganimet diye buna deriz, değil mi? Cephe hattında savaşıyorlar, sigaralarını içiyorlar. Ayrıyeten de çeşit çeşit lav silahları ve özellikle zırhlı araçları, mevzileri yok edici, ellerinde ve omuzdan atılan pratik silahlara sahipler. Gerçekten çok donanımlı. Evet. Çok ağır hava bombardımanı yapmadan Ruslar bu şehirlere hiçbir şehre giremez. Evet, bu bir gerçek. Çünkü hem deneyim kazanıyorlar hem de Rusları perişan ettiler. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarik eder ve bunların montesi ve kurulumu her yerde gerçekleşirse Rusya artık Ukrayna'ya asla, evet asla, İşgal fikrini bile aklından geçiremez. Tıpış tıpış geri döner. Bakın yine o silahlardan. Çok hafif. Bakın çok hafif. Kullanımı çok basit. Diğer eski lav silahlarına göre oldukça pratik. Yani bir tüfek gibi, bir silah gibi kullanıyor omzundan. Ve bunu da deneyimle kullanıyor. Rus askerleri girmeye çalışırken Ukrayna askerlerinin nasıl kendilerini savunduklarını görmektesiniz. Gerçekten bir şehir savaşı. Bölge bölge Rusları durdurma savaşı. Ama Ukrayna askerlerinin cesareti, güveni gerçekten çok anlamlı. Ama benim dikkatimi çeken sanki bir gazeteci gibi birisi arka plandan bir atış gerçekleştiriyor. Sivil de olabilir, merak etmiş olabilir, dikkatimi çekti ve kendisi de biraz yalpalıyor. Bu da tabii ki ayrı bir görüntü. Çünkü bu lav silahıyla önündeki direği mi vurdu? Dikkat edin, bakın direk var. Şu anda atış gerçekleştiriyor ve betonlar dökülüyor. Mutlaka yanlış yere atış gerçekleştirdi. Fırça yemiştir muhtemelen yanındakilerden. Bir de güzel haber verelim. Evet, bir de güzel haber verelim. Filipinlere ilk atak helikopteri teslim edildi. İşgal altındaki şu anda Mariupol hattına ilerleyen Rus konvoyları aralıklı ilerliyorlar. Arada mesafe var ve tabii ki tedirginler. Çünkü onları da bekleyen akıbeti görüyorlar. Gördüğünüz gibi her hattı çok sayıda tankla ve askerle yeniden besliyorlar. Yeniden o bölgede tutulmaya çalışıyorlar.
Yani kendilerini kabul ettirmeye çalışıyorlar. Yapacakları tek bir şey çok büyük bir kayıp vermek ve yenilginin tadını tatmak. Yenilgi nedir? Yenilgi nasıl yaşanır bunu görmek. Ukrayna topraklarında Ruslar bunu yaşıyor. Gerçekten zor durumdalar. Ne diyeceklerini bilemiyorlar. Ukrayna'dan çekilirseler zaten dağılacaklar. Şu anda Rusların konvoyunu izliyorsunuz. Evet, konvoyları ilerliyor. Dün Rus sabotajcılar Andriyivka'ya saldırdılar. Ukrayna tarafından geri püskürtüldüler. Evet, geri püskürtüldüler. Sabotajcıları birçok bölgede tabii ki sıkıştırmaya çalışıyorlar ve kuvvetlerini her bölgeden ilerletmeye çalışıyorlar. Ama iyi durumda değiller. Bu ara bilgi vereyim. Milli Muharip uçağımız içinde yerli motor, Kale Arge ve Rolls-Royce, evet, ortaklığıyla kurulan TAEÇ firması tarafından geliştirilecek. Yani motor içinde sorunlar çözüldü. İşte Türkiye her alanda siyasi ilişkiler, normalleşmeler, belli yeni ittifaklar kuruyorsa Türkiye'nin de tabii ki belli akrasyonlarını oturtmasından. Türkiye duygusal davranmıyor. Türkiye bölgedeki realiteyi gördü. Etrafı tamamıyla ateş çemberi yapıldı. Türkiye de oyunu kurallarına göre oynuyor. Türkiye kararlı ve etkin bir şekilde milli savunma sanayini geliştirirken yeni ortaklar ve yeni milli kaynaklar, doğal enerji kaynaklarına ulaşım ve yakında nükleer enerjiyi kullanarak yeni atılımlar peşinde. İşte bölgede merkez ülke olarak yeni bir akrasyonla dijital askeri sanayiyi çeşitli attığı siyasi güçlü hamlelerle taşlandıran ve bölgede askeri kurmay zekaya sahip ender ülkelerden bulunan Türkiye'nin özellikle bu yeni dönemde bu atakları çok harika. Ukrayna'ya yeni gelen Batı silahları Rus silahlarını pert ediyor. Konvoylar geldikçe tükeniyor, geldikçe tükeniyor. Gelen Rus askeri geri dönemiyor. Belli şehirlerde olsalar da orada da tutunamayacaklar gibi duruyor. Ukrayna'ya ek silah sevkiyatında hava bombardımanlarını engelleme yönünde belli akrasyonlar geliştirilirse Ukrayna'da tehdit, Ukrayna'yı işgal söz konusu olmayacak ve Rusya'yı kötü günler bekleyecek. Caydırıcılık ve korku nöbetleriyle istediği her bölgede her haltı işleyip 2. Dünya Savaşı'nın Orta Asya milletleri tarafından kazanıldığının kaymağını yiyen Rusların bu keyif nöbeti bitecek gibi. Evet, karada savaşamayan, sadece füze atan ve uçaklardan ateş atıp dönen bir orduya sahip Rusya ordusu. Yani Rusya'yı nasıl yenmenin adresini verdim bile. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Lütfen bu kanala abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşça kalın.